Abi seçim istiyoruz. Tek çare seçim. Hani bu olmaz böyle. 1.700 milyon kafada çalışıyoruz. İş yok. Bir şey yok. Hani bu hükümet değişmesi lazım. Her şeye zam. Doğal gaz. 2 kişinin nüfuslu bir insanın 3 kişilik. Hani 140 TL elektrik gelmesi normal mı yani? Bu nedir ya? Hükümetin en az hani el değiştirmesi lazım. Hani bunun bir yani bir tokat yemesi lazım. Vatandaş yoksa geçinebiliyor mu o zaman? Nereye geçiniyor? Şuradan bir gir şuraya kadar kim geçinebiliyor? Eskiden parası olan zengini zengin yapıyor, fakiri de çöktürüyor. Yani her şey fakire oluyor. Yani bu halkın geneli iş yok, bir şey yok yani. Şunlara bak, adam akşama kadar iş yapamıyor, öbürü iş yapamıyor. Para yok ki nasıl iş yapsın? Hadi kolay gelsin abi. Eyvallah. Ben çalışıyorum. Kahveciyim, sigortasızım. Günlük 60 milyona çalışıyorum. Bunu hükümete soruyorum. Gaza zam yapıldı, elektriğe evet, zam yapıldı. Zaten her şey ortadadır. Zaten herkes görüyor. Zam yapıldı, sigaraya bile zam yapıldı. Evet, doğrudur. Zaten herkes görüyor. Zamı da herkes görüyor. Evlatsini de herkes görüyor. Bir insan şimdi oğlunu evlendirse altın alamaz, evlendiremez, ev alamaz. Altın 700-800 milyon olmuş. Zaten bellidir her şey. Herkes görüyor. O bazıları diyor biz bu hükümet başımızda kalsın. O tek kendini düşünüyor. Milleti düşünmüyor. Herkesi düşünmesi lazım. Vatandaş şu anda ekmek derdinde. Ekmek bulabiliyor mu sizce? Bazıları buluyor, bazıları bulamıyor, zorlanıyor. Çözüm hükümetin elinde. Şu anda hükümetin elinde çözüm, vatandaşın elinde değil. Vatandaş şu anda vatandaş faturasını ödemiyor. Bana 750 milyon şu anda elektrik ve faturası gelmiş, doğalgaz faturası. Bu zamsız hali, zamlı hali gelirse 1000'i geçer. Bu normal bir şey değil. Yani herkes bunu görüyor. Zaten anlatmaya gerek yok. Vatandaş nasıl etkileniyor bu zamanda? Her şey bağlanıyor, etkileniyor ya. Hala bak bir şey aramıyoruz ya. Ne iş var, ne güç var. Mazot bağlamış, her şey bağlamış. Adana çok zordur ya. Abi siz ne iş yapıyorsunuz? Çalışıyor musunuz? Vallahi biz vallahi zor yine. Biz çiftçiyiz ya. Biz çiftçiyiz ama çok zordur ya. Gübre diyor 700 milyon kim alabilir? Çiftçilik yapabilir. Hep iflas edecekler. Peki abi zorlanıyor musunuz? Ay sonu getirdim. Abi vallahi zorlanıyoruz. Vallahi 3 tane traktörümüz var. 3 tane. Bir şey ekemiyoruz. Zordur, ekemiyoruz. Arazide boş kalıyor. Boş kalıyor. Durumun iyidir. Abi şükürler olsun ya. Şükürler olsun. Her gün mazot, her gün zam, her gün zam, her gün zam. Nereye kadar gidecek? Bak bu millet hep boştur ya. Cumhurbaşkanı da bütün büyüklere duysunlar. Şu zengin zengindir. Fakir fukara ne yapacaklar? Aç kalacak. Ne yapacak ya? İşte böyledir ya. Abi sen ne düşünüyorsun yani? Vallahi abi ne düşünüyorum? Gereken neyse, hayırlısı neyse olsun. Biz bunu diyoruz. Gerçekten millet yani bu ekonomi krizidir, zamlardır. Bunlar çok yani milleti çok gerçekten zor durumda bırakıyor. Tamam zaten zengin adam zengindir abi. Olmayan da zaten hepsi açlıktan kalmış. Olmayan ne yapıyor abi? Çalışmak zorundadır. Çalışacak iş de yok. Hani çalışacak iş de yok. Gerçekten yok. Millet iş arıyor, bulamıyor. Bak kandırmanın üzerinde abi boydan boya köşeden. Millet hepsi boşladı. Millet geçinemiyor. Gerçekten geçinemiyor. Hani artık bize gereken neyse gerekeni istiyoruz. Yani millet içi ailesi neyse olsun. Abi sen... Vallahi ne diyelim? Hayat zam yapıldı, doğalgaza zam yapıldı. Abi her şeye zam yapılmış. Yani gariban da zengin yiyor zaten. Yapacak bir şey yok. Böyle devam ederse hani daha kötü olur. Bence budur yani başka bir şey yok. Çözüm önerir mi sen? Yani vallahi çözüm diyoruz yani bu arza zam, her şeye zam yaptı. Çözüm yok ki bunun. Hani nasıl çözüm? Bir şey yapamıyor. Her şeye zam doğrudur. Bize ne gelince vallahi ne olacak? Herkes böyle sürünüp gidecek. Yani bizim halimiz perişan. Bunun sorumlusu belli zaten. Başbakan el koyabiliyor yani. Niye bir sigara alıyorsun? Fiyatı bellidir. 25 TL diyelim. Bir çocuğu göndersen 25 TL göndersen 24 TL göndermez adam. Eksi göndermez, fazla göndermez. Niye pirince, yağa, ona her şeye zam gelmişken niye buna el koyamıyor ki? Buna da el koyabiliyor. Dur diyebiliyor yani. Doğru mu? Baksana bütün millet ayaktadır. Herkes boşta. İş yok, göç yok. Yani fakirlerin durumu perişandır. Vatandaş ne yapıyor bu zamlarda? Vatandaş ölsün, gitsin. Vatan ölmüş. Niye ölmüş? Açlıktan ölmüş. Niye ölmesin?
Ben ne bileyim nereye kadar gidecek? Allah biliyor, kim biliyor? Çözüm nasıl olacak? Çözüm milletin elindedir, millettir. Devlet de millettir, millet de devlettir. Ne yapacağız kardeşim? Elimizde bir şey geliyor. Nasıl geçiniyor? Valla zor geçiniyor. Nasıl geçiniyor? Biz çarşıya gidiyoruz, hala gidiyoruz, dönüyoruz, bir çürük sebze alıp eve götürüyoruz. O da çürük de yemiyoruz, atıyoruz çöpe. Çözüm ne? Yani çözüm ben ne bileyim çözüm ne kardeşim? Çözüm devletin elindedir. Ben ne biliyorum çözüm ne? Çözüm elimdeyseydi ben çözecektim. Çözüm işte zam üstüne zam. Elektrik faturası geliyor 150-200 bin lira. Bilmem doğal gaz geliyor 700-600 bin lira. Vatandaş gebermiş gitmiş. Zaten maaş olanlar bul bul yerip içiyorlar, fakirler geberdi gitti. Ya o ne geçiniyor? Benim borcum şimdi 80-90 milyon para var. Ne yapacağım? Evet, doğalgaza. Bugün de yine sigaraya zam yapıldı. Yani ne düşünüyorsun? Ben miyim ya? Konuşalım biraz. Lan ya, az yapmış, bir az daha yapsın. Niye az yapmış? Azdır yani, ne mulattın parası hiç yoktur. Ne yapacaklar? Millet geçinebiliyor. Vallahi geçinebiliyor ya. Geçinemez zaten. Zaten şimdi ayaklanmıştı. Çok iyi yani, çok iyi yapmış. Geçiniyor demek. Geçinemezse ayaklanacak ya. Ayaklandığı zaman mı? Yok. Tabii. Ayaklanmazsa bir şey yok, düzelmez. Siz geçinebiliyor musunuz? Yani biz demek ki geçiniyoruz buradayız. Ne yapalım? Mecbur geçiniyoruz. Yani ne düşünüyorsunuz burada? Vatandaş yani evet. Ne yapıyor bu zamlar karşısında? Geçinebiliyor mu? Geçinemiyor. Nasıl geçinecek bu zamlardan? Bu işsizlik son safhadadır. Ne yapsın vatandaş? Ne yapabilir ki? Burada ne fabrika var, ne iş yeri var, ne... Hiçbir şey yok. Abi merhaba. Alışveriş yaptın galiba. Her şeye zam geldi abi. Her şey hem de. Şu... Nasıl abi, seçim maliyeti ne kadar tuttu? Fiyatım... Yani işte çanta 200 lira. 200 lira? Evet. Bir poşet. Evet. Vatandaş ne yapıyor bu zamlar karşısında? Nasıl geçinebilir? Ne sabredecek? Başka çare yok. Yani sabredilerek geçilir mi yani? Nasıl edecek? Hani kendin öldürsen ne olacak? Sabırdan başka bir şey yok. Hani kendin öldür. Yani elektriği %52 zam geldi. Tabii. Doğalgazı %25 zam geldi. Şimdi de sabır. Başka çaren yok yapacağı. Abi merhaba. Her şeye zam yapıldı. Elektriğe, doğalgaza, sigaraya bile zam yapıldı. Ne düşünüyorsun? Vallahi Allah bu millete sabır versin. Ne diyelim yani... Geçinebiliyor musunuz? Yalanlar geçinemiyoruz. Geçinemiyor. Kim geçinecek yani? Bilir miyiz? Hangi vatandaş ben geçinebiliyorum diyebilir mi? Zamlarla nasıl baş ediyorsunuz? Zamlarla senin gibi tanıdık insanlardan alıp ondan 5-10'dan 10 lira alıp geçiniyoruz. Ben sana söyleyeyim. Ay başını bir araya getiriyoruz. Ama bundan sonra onu da yapamayacağız artık. Neden bundan sonra onu yapamayacaksınız mesela? Ya... %125 eğer elektriğe zam geliyorsa, %25 doğalgaza geliyorsa, yani yapacak bir şey yok. Memura, işçiye, emekçiye ne vermiş ki? Ne vermiş? Emekliye %27,5. %27,48 vermiş. Adam 20 senedir 1,5 milyara sözde geçiniyor, emekli maaşı alıyor. Birden 1 milyar zam yaptı. Peki... 20 yıldır bu adam 1,5 milyarla nasıl geçiniyor? Hiç soran oldu mu acaba? 1 milyar veriyorum diyor. En düşük emekli maaşı 2,5 milyar. 2,5 milyar benim kira param. Peki teşekkür ederim. Bir şeye zam yapıldı. Elektriğe %52, doğalgaza işte %25, sigara %47. Yani her şeye zam yapıldı. Siz ne yani vatandaş ne yapıyor bu zamlar karşısında? Vallahi ben hiçbir şey sormayayım bana. Her şey zaten ortada bellidir. Söylememize gerek yok zaten bir şey. Hiç söylememize gerek yok. Zor. Ya da geçinebiliyor mu? Nasıl geçinecek? Artık millet hırsızlığa başlayacak. Başka bir şey yok. Vallahi hayat şartları gerçekten zorlaşıyor. Yani elimizden bir şey gelmiyor. Yönetime bağlı her şey. Keşke yani elden bir şey gelsin. Baş ediyorsun ya, baş edebiliyor musunuz? Ya şu an baş edebilmek için birlik olmak lazım. Birlikte biraz, bu dönemde biraz sıkıntı. Herkesin fikri, düşüncesi farklı. Yani şu an elimizden bir şey gelmiyor. Umarım sonuç güzel olur. Vatandaş ne yapıyor? Vatandaş perişandır abi. Vatandaş ne yapacak? Bir şey alamıyoruz ki. İnsan hiçbir şey alamıyor. Nasıl geçiniyorsunuz? Ya bu zamanın karşısında ne yapıyorsunuz? Valla ne yapalım, elimizden geleni yapıyoruz. Bir yerden, nereden iş gelse oraya gidiyoruz. Ne yapacağız? Çalışmıyor musunuz peki abi? Çalışmadan ay sonu Yani çalışıyorum da yetmiyor yani.
Yetmiyor yani. Yetmiyor yani. Sağa sola gidiyoruz. Ekstra çalışıyoruz. Başka da bir şey yapamıyoruz yani. Elektriğe, doğalgaz, her şeye zam geldi. Ya bu zamlar karşısında vatandaş ne yapıyor? Bir çözüm... Vallahi hocam bu zamlar karşısında yani sorumlusu bellidir. Yani biz de bir yurt çalışanı olarak mesela öğrencilere de etkiliyor bu. Konaklayan öğrencilere etkiliyor. Mesela öğrencilerle 1000 liraya anlaşmışız. Mecbur şimdi elektrik, su, doğalgaz ücretleri de çoğaldığı için onlara da etkileyemiyoruz bu sefer. Onlar da mağdur oluyor, biz de mağdur oluyoruz. Yani bunun tek sorumlusu var, o da iktidardır. Yani iktidarın derhal erken bir seçime gitmesi gerekiyor. Yani inatçılığı bırakıp halka teslim olmaları gerekiyor. Ben bunu diyebilirim. Vallahi ne diyeceğiz abi? Hepsi Cumhurbaşkanı bunlara müdahale etmesi lazım. Bizim elimize bir şey gelmez. Vatandaş geçinebiliyor mu bu zaman? Vallahi geçinemiyoruz abi. Nasıl geçineceğiz? Ne zorluklar çekiyorsunuz? Ya abi ne doğalgazı yatırabiliyoruz, ne elektriği yatırabiliyoruz, ne hiçbir şey yatıramıyoruz yani. Normal bir fırıncıyız, maaşımız 2500, ne yetecek? Ne kiraya, ne doğalgaza hiçbir şey yetmiyor. Zamlarla başa çıkmak zor. Neden zor abi? Neden zor? Geçinemiyoruz. Her şeye zam geldi, %200-300 falan. Ben mesela inşaatçıyım. Şu anda nakit para bulamıyorum. Hani sıcak para bulamıyorum. Kimse kimseye bir şey vermiyor. Yani inşaat masraflarında... İnşaat, ne inşaat satabiliyoruz, ne daire satabiliyoruz, ne de para bulabiliyoruz. Devlet de vergi üstüne vergi, her şeye zam, yapı denetim ücretleri, vergiler, sigorta ücretleri ödeyemiyoruz yani. Biz hükümete karşı değiliz. Biz gerçekleri söylüyoruz yani. Biz de hükümetimizi seviyoruz. Allah biliyor yani. Ama bu böyle olmaz. Hükümet de biliyor yani. Şimdi hükümet bilmiyor mu milletin şey çektiğini? Bizden iyi biliyor. Araştırmacılar var, şeyler var. Gerçeği söylemek hükümete karşı olmak değil. Değil mi? Ben seviyorum hükümeti. Allah biliyor. Ben bu hükümeti herkesten çok seviyorum.